Arkadaşlar herkese selam. Yine sanayideyim, bir değişiklik yapayım dedim, sanayiye geldim. Ozan Uğur'la geçen sene bir video, 2 sene önce. İki sene oldu mu? Mercedes vardı o zaman, ev kupesi. Hatta, ben yoktum. Yapma ya, 2,5 diyelim, anlaşalım. 2,5 sene önce Ozan'la bir video çektik arkadaşlar. Çok sevdiniz. Hep ikincisi gelsin, ikincisi gelsin dediniz. Ve bugün ikincisi geliyor artık çünkü Ozan arabayı değiştirdi. Hem Ozan'ın yeni arabasını konuşacağız. Tabii ki yeni araba aldı Ozan, ben de ona hayırlı olsun hediyesi yapacağım. Turul'a söyledim kardeşine, arabayı 2-3 gün Ozan kullanmayacakmış. 2-3 gün boyunca çıkarttı otoparktan. Abi dedi bana lazım dedi. Aldı getirdi. Ona da sürpriz yapmış olacağız. Ne yapacağız arabaya? Bir seramik yapacağız. Jantlarını boyatacağım. Jantları kötü durumda. Sonrasında da projelerimiz var ama şimdi böyle ilk bir sürpriz yapalım ona. Hayırlı olsun hediyesi yapalım. Sonrasına bakarız. Tabanı falan CS diyor arabanın tabanının içine. Range Rover Sport aldı 2015. Bir de spacer yaptırdık aynen. FG Furkan sağ olsun spacerları da yollamış. Onları da takacağız. Öyle gideceğiz. Evet arkadaşlar, Magic Touch'a geldik. Araba hazırmış Oğuzhan'ın. Buyurun alalım arabayı. Bayağı bir şey yapmışlar bu arabayı. Ne yaptık abi? Abi şimdi arabamıza ilk önce bir pastacılığımızı yaptık. Bir şey diyeceğim, sıfır gibi olmuş araba ya. Vallahi elinize sağlık abi ya. Rica ederim. Arabamız beyazladı ama bak dönüp dolaşıp geleceğin yer yine mekanik garaj. Abi şunu yapıştırmamız lazım be. Bir de ben diyorum ki sadece arkaya atalım spacerları. Öne atmayalım. Ön çünkü dışarıda zaten. Bayağı dışarıda. 2,5 santimlik spacerları takacağız şimdi. FG spacer'a da teşekkür ederiz. Öne takmayacağız. Ön bayağı dışarıda, sadece arkaya takacağız. Bakalım nasıl olacak. Senin hiç böyle SUV şeyin yok. SUV? Hiç böyle merak etmiyorum. Olursa olursa. Onun da hızlısı. Bunun SVR'si güzel. Evet Ali Bey, hazır mıyız? Sen her zaman. Beni seviyor musun? Seni. Sen sevmeyecek mi adam için? Jantlarımı çizmeyelim Ali. Oğuzhan bizi keser. Aldı. Hadi bakalım hangimiz ağzı çıkartıyor Ali? Sen. Ali de ağzı çıkardı. Ustalara saygı kuşağında bugün Ali var. Estağfurullah abi. Yapıştır jantı kanka. Yok, sonra önce mı? Şey yapacağız. O torklayacağız abi. Torklayalım doğru. Freni basması lazım. Kim basacak abi? Uzun boylu biri lazım. Hasan görüşürüz. Janta basma Hasan. Hadi bakalım, helal olsun be. Bastın mı? 150 basıyorsun değil mi? Kaç kilo basıyorsun? 160 kilo. Bakalım nasıl buluyor. Ben de merak ediyorum. Bence tam oldu. Ha Barış abi. Yarım santim aldırma şansımız var mı bundan Barış abi? Bundan aldıramayız abi. Ha tam bu şuradan dolayı sınır değil mi? Şey aynen direkt şey yapıyor. Bir tık fazla evet. Duruyor evet ama arka çok içeride duruyor abi. Çok ufak bir şey ya. Yapma be. Yapma be. Şimdi hep ötecek değil mi? Beni çıkarmak için galiba arka tamponu komple sökmek. Yok oğlum abartma ya. Şuradan elimizi sokacağız. Keşke her şey o kadar kolay olsaydı. Varsa... Kaldı mı ya? Ne? Aa gidiyor. Abi dursana, ne yapıyorsun sen Doğan abi ya? Allah Allah. Aa gidiyor diye. Al tamponun emiri var. Nasıl elimizi soktursun oraya? Yapma ya. Al abi işte. Eh be. Allah Allah ya. Tak bakayım Doğan'cığım. Sen hayırdır ya? Doğan'cığım sen bu işi biliyorsun. Sen hayırdır ya? Bu oldu mu kalsın kolum? Ne dur. Biz de buranın tozunu öttük yani. Barış'ı Almanca sadece. Ya dur, o zaman dur. Ben burada böyle gideceğim. Elim böyle gideceğim. Hop gidiyor gidiyor gidiyor. Ha dinle. Ben çekiyorum ya. Korkutma bizi, arabayı teslim edeceğiz adama ya. Gergin oldu abi. Gerginlik oldu. Ali, Ali Desidero.
Evet, tamam. Ali'cim ellerine sağlık. Eline sağlık. Evet, hayırlı olsun. Hadi teslimata. Arkadaşlar SA. Kaç sene olmuş? 2,5. Neredeyse 3 sene olmuş ya. 5 milyon izlenmiş. Evet, yani 3 sene yaklaşmış. 5 milyon izlenmiş. Hala izleniyor. Fenomenlerin arabaları Oğuzhan Uğur. İlk bölümümdü biliyor musun? İlk bölümündü ve müthiş bir isimdi. Sonrasında sen yapmayınca ben çalmak istedim falan. Ama benim tanıdığım fenomenlerine bir jipi var. Ha, olmaz. Fenomenlerin de. Fenomenlerin jipleri olması lazım. Benimkilerin de. Ne oldu kanka bu 2,5 senede? Hemen bir özetleyelim. Bir Mercedes'ten sonra bir Porsche aldın. Evet. Onu kısa tuttun. Kısa tuttum çünkü sonradan görmecilik de o. Çok da fazla üstünde duramadım arabanın. Çünkü aldığım anda etrafındaki herkes dedi ki ya bu arabayı senden kimse almaz oğlum. 2 kişilik araba bu. Elimde patladı ya falan dediler. Kalp krizi geçiriyordum. Alır almaz arabayı tekrar ilana koydum. 2 ay sonra benden birazcık daha fazla parayla onu aldılar diye böyle göbek atıyorum. Hayatımda ilk defa kar ettim aldığım bir şeyden falan dedim. Pandemiler, ÖTV'ler şu anda alamıyorum arabayı. Araba 3 katına falan çıktı. 3 katına falan çıktı. Minimum. Patladı. Hayırlı olsun. Sonra da Range Rover Sport geldi arkadaşlar. Arkamızda gördüğünüz. Siz de çok fazla yazıyorsunuz yorumlara. Oğuzhan abi yeni araba almış çek diye. Biz de bugün buluştuk ve çekiyoruz. Yaşasın. Nasıl, memnun muyuz arabadan? Vallahi memnunum. Biraz. Ya adam anlatacağım. Siz videonun öncesini izlediniz tabii arkadaşlar. Oğuzhan daha izlemedi. Bir sürü şey yaptırdık arabaya. Oğuzhan iyi abi güzel olmuş dedi. Güzel. Aynı annem babam gibi. Annem babam da böyle şaşırıyor. Çok güzel olmuş. Bu arada gerçekten jantları, işte seramik kaplaması. Ya zaten mekanik garajdır. Sizin oradaki bütün dükkanlar inanılmaz özverili. Arabalara gerçekten böyle aşkla yaklaşıyorlar. Araba müthiş olmuş ama. Yani şimdi bizim bu videoyu çekmeden evvel çektiğimiz bir video var. O da sevgili Doğan Kabağ'ın 458 Spider'ı. Abi şimdi ben o arabaya bindikten sonra ne diyeyim? İnsanlar lütfen yanlış anlamasınlar. Ulan adama bak, jipi var arkasında, terbiyesiz herif, olmayan var falan filan diyecekler kesin vardır. Ama 458 Spider'a bindikten sonra da gerçekten insan ne olursa olsun o neydi ya? Abi sen nesin? Nasıl bir şeysin? Neden böylesin? Rahat mısın şu anda burada? Ben orada kaldım, beni alalım mı dedim. Bu nasıl bir kalkış? Beğendin mi? Bu araba bu kadar işte. Hadi onu tekrar çekmeye gidelim. Ne olur onu çekmeye gidelim. Yeter, bu video yeter mi? Evet diyorsun? Bu video bu. Yeter. Bu çok güzel oldu. Harika bir araba gerçekten. Teşekkürler Range. Hadi gidip Ferrari'ye devam edelim. Çok güzeldi maşallah. Eyvallah. Allah kazası belası kullanmak nasip etsin inşallah. Abi. Amin. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar. Ve bence arabanın içine geçelim artık. Geçelim tabii çünkü ki. Çünkü dışında artık yani Range Rover Sport arkadaşlar yıllardır üretilen araba. Ne anlatacağız ki? Ama jantlar falan harbiden güzel oldu. Çok siyah güzel beyaz oldu. Kombinasyonu çok güzel. Evet. Sen de normalde beyaz araba sevmeyen bir adamsın. Hiç sevmem. Buzdolabı gibi gelirdi. M3 de seven bir adamım. Ben de çok seven bir adam değilim. M3'e çok yakıştırıyordum. Bu arabaya da çok yakıştırıyorum. Bence güzel, özellikle piyano bileklerle abi çok güzel. Siyah jant da sevmem ben mesela. Hı hı. Ama bu arabaya yakışıyor. Hatlarını ortaya beyaz daha fazla çıkarttı evet, galiba. Evet. Daha büyük gösteriyor evet, falan. Evet, evet. Heybetli. Buyurun. Ben kullanabilir miyim? Estağfurullah. Lütfen. Lütfen. Yolda neler neler şimdi anlatacak. Kim mevzular. Mini mevzular. Vay be. Adamlar gerçekten o kadar güzel çalışmışlar ki araba sanki böyle 75-80 bin kilometrede değil de henüz almışız gibi. Evet, Oğuzhan Uğur. Neden Range Rover? Önceden seviyor muydun Range Rover'ı? Yani aslında çok öyle aklımda olan bir araba değildi, araç değildi. Ama bir büyük araba, artık işte yaş oldu bilmem kaç, biraz daha oturaklı olayım, serserilikten vazgeçeyim, bunu da sanki arabayla yapabilecekmişim gibi böyle bir karar aldım abi. Çünkü Porsche'yi alınca tabii inanılmazdı ama dedim ya, ilk videoda söylediğim gibi o memur çocuğu saplantısı kafada Porsche ile gidiyorsun, millet gelip fotoğraf çekiyor arabayla, işte herkes dönüp bakıyor ooo falan. Birazcık ulan fazla mı acaba dedim. Bir de arkadaşlarım korkutunca abi bu senin elinde kalır ya. Çok iki kişilik araba kim alacak falan filan dedikleri için o Mercedes'i de 4 ayda anca satabildiğim için korkup ilana verdim ama Mercedes'ten hızlı satıldı Porsche. Doğal olarak ben de devamında artık hani Porsche'yi de gördük çok şükür. Bindik, kullandık, hevesimizi aldık. Bir jipe geçeyim, oturaklı hayata devam edeyim dedim ama hayatımda daha önce yesem de uzun zamandır selektör yememiştim. Bu yavru kuşla böyle yapıyorlar. Lan Antal çekil falan yapıyorlar yani. Yani 3 litre dizel eyvallah ama tabii ki yine de
gitmesi için tasarlanmış bir araba olmadığı değil, için. Değil. Ama ilk videoda sen de şey demiştin mesela. Eğer Jeep alacaksan Range Rover al demiştin. Çünkü çok iyi yol tutar demiştin. Gerçekten de öyle. 210 kilometre, 219 kilometreyi geçmiyor hız olarak. Hı-hı. Ama gerçekten çok iyi viraj oluyor. Trafiğe kapalı alanlarda. Tabii. O, tabii. Alıştın mı peki kanka arabaya? Büyüklüğüne falan. Alıştım. Bugüne kadar biraz küçük hacimli arabalar kullanıyorum. Evet ama alıştım. Çünkü çok evvelinde bir Volvo S80 durumum vardı. 2006-2007 senelerinde. Oradan da böyle bir gemi gibi araba kullanma durumuna alışmıştım. Bisiklete binmek gibi yani. Hiç unutmamışım yani. Bu arada Ozan arkadaşlar biliyorsunuz uçağı çok sevmiyor. Evet. Bilmiyor. Hep o yüzden hep arabayla karayolculuğu yapıyor. O yüzden aslında böyle bir araba bence de uygun abi senin içine. Biraz daha gitsin istiyorsan SVR alacaksın tabii. Tabii. Eksos sesi dinleteceksin bize. Mesela şimdi bunun göstergesine arabayı aldığım zaman vardı. SVR yazmışlar. SVR yazmışlar. Mesela bir yerde story attım. Çocuğum bir şey yazmış. Vay be Oğuzhan abim. Ben de düz range aldın deyip seni örseliyordum. Tabii ki Oğuzhan Uğursun sen. SVR alacaksın. Orada SVR'yi gördük rahatladık falan yazmış. Halbuki değil. Keşke olsaydı ama onlar da çok pahalı. Her şey çok pahalı artık. Evet, yani abi. Düşününce ben bu arabayı 600 bin liraya bulmuştum. Dedim ki ne güzel 600 bin lira şimdi tabii ki birçok insana göre çok büyük bir para. Bize göre de büyük bir para ama ÖTV muhabbetinden sonra bu 1 milyon 200 bin liralara sıçrayınca artık ne SVR düşünebildik ne başka bir şey düşünebildik. Evet SVR'in fiyatları bir ara çok güzeldi abi hakikaten. Evet ama maalesef. 1 milyon 200 bine 1 milyon 150 bine falan SVR vardı. Şimdi mümkün değil. O parayla şimdi, yani yok, yanından geçemez. Yok 2 milyondan aşağı SVR yok. Yok kanka. Maalesef yok. Olsun gene de biz bunu SVR'ymiş gibi. Gibi. Ne olur video başlığına SVR yazalım abi. Bak seven var sevmeyen var. Peki bunda ne kadar vakit geçirmeyi düşünüyorsun? Sonrasında ne almayı düşünüyorsun? Ben aslında bir M6 almayı planlıyordum. Gerçekten. Ama M6 yerine bu araç daha bir denk gelmiş. Aileyle beraber karar verdik. Ya evladım biraz oturaklı falan filan dediler. Onların da biraz gazına geldim. O yüzden hızlı arabadan vazgeçmeyecektim ama küçük ve hızlı arabadan vazgeçip büyük ve hızlı arabalara yönelecektim. Derken o M6 maalesef o fırsat kaçtı. Ama çok şükür bu da abi mis gibi bir benim ya. Dedirtiyor ya. Evet evet tasarım falan çok güzel görünüyor. Çok bu güzel arada yapmışlar. 2015 model araba ama makyajlı arkadaşlar. Farlar, tamponlar falan. Evet. Makyajlanmış. Festive evet. Yapılmış yani. Gayet şık duruyor kankacığım. Yakışıyor sana. Ha, çok İnşallah teşekkür SVR'de olur. İnşallah. Biraz İnşallah. Hayattan konuşalım. Hayat nasıl konuşmayalım mı abi ya? Tabii ya. Senin hayatın nasıl diyorsun? Vallahi sana sormak lazım. Bilmiyorum. Ne bileyim biz senden gördük. Yani şöyle söyleyeyim. Sen benim senin videona konuk olduğum dönemden bu yana gerçekten NASA'nın uzaya attığı roket böyle ivmelenmedi. Evet iyi. O kadar çok şükür Allah'ıma. Çok o kadar şükür. Güzel gidiyorsun ki abi. İşlerin güçlerin. Yani o Bridgestone reklamı benim programa katıldığında da söylemiştim. Evet. Yani oynadığın reklamlar hiç öyle YouTuber bir reklamda oynamış gibi hissettirmiyor bana. Evet. Gerçekten bir adam var. Çok kaliteli bu işi zaten iyi bilen bir adamsın. Doğal olarak hak eden adamlar hak ettikleri yerde diye düşünüyorum ve gurur duyuyorum abi. Eyvallah. Yani haddim değil tabii ki ama doğal olarak çok seviyorum seni ve öyle abi. Yerlerde görünce de diyorum ki işte tamam bu. Biz 2,5 sene öncesine kadar işte Ozan'la daha önce karşılaşmamıştık arkadaşlar. Tabii evet. Ki gıyaben birbirimizi biliyorduk sosyal medya dünyasından. Ama o gün bir video çektik ve o günden sonra hiç kopmadık. Yani böyle bir ay görüşmesek bile bir ararız halimizi attığımızı sorarız. Hatta ben bir tweet atarım böyle. Biraz canım sıkkındır. Hemen Ozan böyle birinci derece akrabalar gibi Eyvallah. Arar böyle. Anam baban kardeşin gibi arar. Abi hayırdır bir şey mi var canım mı sıkkın diye. Çarşıyı karıştıralım diye aradım. Vallahi geçen gün öyle aradım. Canını sıkmışlar Doğan abimin. Aradım dedim ki varsa bir mesele biz de dahil olalım dedim yani. O kadar seviyorum gerçekten. Eyvallah kanka. Yani o samimiyete geldi 2,5 senede iş. Kasko var mıydı? Kasko vasko fark etmez abi. İstediğini yapabilirsin. Nasıl olsa yaptırıyorsun. Onu gördük yani bugün. Bu yüzden arkadaşlar böyle bayağı bir sıkı dostumuz oldu. Çok şükür çünkü sosyal medyada hakikaten çok yalan. Normal artık günlük hayatta da böyle çok yalan dostluklar olduğu gibi sosyal dünyada bu daha çok var. Maalesef. O yüzden böyle dostlukları bulduk mu da biz de kaybetmiyoruz. Sadece video çekmek için arayan arkadaşlarım var biliyor musun? Evet tabii. Çok acayip kötü bir şey değil mi? Hissediyorsun da konuyu. Evet. Hani hep like da tamamlar böyle. Ne koysan like'lıyorlar. Altına yorum, ateş, alev, eyvallah. Çok iyi dost ya o falan. Ama arkadaşlık o değil ama abi. Ama abi değil tabii. Değil. Alo nasılsın yok mesela. Alo ne yaptın abi? Sizin bir video vardı bizim falan filan. Ya ben babam ameliyat olacağı zaman şu anda Tuğrul'a ya da Oğuz'a akıl danışıyorum. Yani o samimiyet demek öyle bir şey demek yani. Kötü gününde aklına geliyor adam. Olay bu yani aslında tamam. Aynen öyle. Bir de ben senin izleyicinim. Fanınım yani. Bak o zaman videona 2,5 sene evvel videona geldiğimde de daha önceki videolarınla ilgili sana bir şeyler anlatmıştım. Çünkü izliyorum. Evet. Şimdi tabii doğal olarak izlemeye devam ediyorum. Kendimi geliştiriyorum. Sana söyledim ya bu mesela çekimden önce. Ben ilk videoya katıldığımda Mercedes'te videoya geldiğimde arabalarla ilgili çok büyük bir aşk yaşıyorum ama arabaların teknik meselelerini falan bilmiyormuşum. Yani sana anlatıyorum işte abi C63 varmış falanmış. İlk defa C63 görmüşüm. Bir şeyler olmuş. Şimdi senin videolarını izleye izleye hem çok keyif alıyorum, eğleniyorum. Eyvallah. Hem de birisine mesela şey diyebiliyorum. Ya o arabayı alma. Öyle değil. Doğan abi izle bak öyle değil falan. Bu arada yok ettin herkese. O nasıl oldu ya? Bu araba videosu çekenler çok fazla ama mesela senin gibi konuyu tam olarak rayına oturtmuş adam yok çok fazla. Ya benim tarafımdaki avantaj şu
bence, bunu arkadaşlarım da söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hatta diğer YouTube kanallarındaki arkadaşlarım da söylediği için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi normal hayatta da biz eğlenceli adamlarız abi, evet, sen de ben de. Onu da bence iyi yansıtıyoruz. Çünkü insanlar YouTube'da biraz eğlenceyi arıyorlar. Biraz değil, bayağı fazla arıyorlar. İşte o eğlenceli bilgiyi böyle harmanlayınca insanlar daha çok izliyor, daha çok benimsiyorlar. Ve unutulmaz da oluyor. Evet. Yani Ferhat abi çok güzel bir şey söyledi. Şimdi böyle kendimi övmek gibi de olmasın, yanlış da anlaşılmasın. Geçen çektiğimiz videoda kamerayı kapattığında Doğan işte bana nasıl davranıyorsa, kameramana nasıl davranıyorsa kamerayı kapattığında da aynı davranıyor. Oğuzhan da öyle. Evet. Bence başarının sırrı biraz da burada. Oynamamak. Şu anda beni, evet abi, şu an kamera kapalıysa ben bunları konuşacağım yine. Tabii. En fazla işte belki bir iki argo bir şey ya da başka bir şeyler çıkar ağzımda. Ama buraya mesela kamera açıkken arabayı nasıl kullanıyorsa kapalıyken de öyle kullanıyor, merak etmeyin. Evet. Orada bir yalan dolan orada yok. Bak mesela hemen yapıştıralım. Evet, hop. Yürüyor be. Abi şimdi... Ha, bir de S'i alalım. Oo, S'i de var. Ama şöyle bir durum var mesela. Bu arabada ağırlık hissediyorum. Ağırlık yani diyorum ki ben bir şeyim. İnerken falan bir inmem 4 dakika sürüyor zaten. Böyle atlıyorum aşağı böyle, bitmiyor. Basamak var Allah'tan. Küçücüğüm abi, ne yapayım? Evet, basamak var Allah'tan. Bir de şöyle bir şey var. Çiftliğe gittim böyle, bayağı bir arazi bir yol. Yükselttim hemen arabayı. Dedim ki ben şimdi dedim nasıl olsa jip aldım buradan, dedim ben kütüre kütüre gidiyorum. Abi o kadar küçücüğüm ki bak, araba bir çukura girdi. Beni camdan şuraya vurdu. Direksiyon falan gitti elimden. Böyle hani ulaa dedim, gittim. Onun da farklı bir pozisyonu var demek ki yani. Ben ona da alışkın olmadığım için. Arazi sürüşlerinde kanka direksiyonu şöyle tutacaksın. Parmakların dışarıda olacak yani. Parmakların içeride kalır. Çünkü o işte vurduğun kayalar, şunlar bunlar, direksiyonu aniden çevirip parmaklarını kırabilir, zarar verebilir. O kadar. O acıdan sen garip bir tepki verebilirsin falan. Beni yok etti. Fırlattı yüzden, yani. Ben arka koltuğa gittim falan. Tabii koltukların biraz daha yanal destekleri olması lazım. Bir de normal hızının çok altına düşmen lazım arazide. Tabii. O hızdan da olabilir. Sen şimdi muhtemelen... Abi, tabii. Ben ne anlarım abi? Hiç anlamadığımda bir mesele çünkü off-road ben falan. Ben de off-road çok anlamam abi. Öyle deme şimdi. Birkaç sen eğitim falan aldık ama. 8'i bir soktun bir yerlere. Bak. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, likelamayı, kanala abone. Ne vardı başka? Evet. Bir de Q8 soktunuz yani. Bak nasıl izliyorum videoları. Aynen. Tabii hepsi bende abi. Lacivert hatta. Genel olarak YouTuber'lar 10 milyon da izlense, 20 milyon da izlense videonun altında video ile ilgili yorum çok az oluyor. Doğru. Genel olarak prim kasmaya gelen genç ergen arkadaşlarımız oluyor. İşte evvelinde tutmuş bir yorumun aynısını yazıyorlar. İşte ne bileyim, kendi aralarında bir şey konuşuyorlar. Her like bir amin gördüm geçen mesela. Aklım gitti falan. Her neyse. Ama senin videolarında videonun içinde geçen konuyu yorumluyorlar aşağıda. O kadar değerli ki. Ve o gün de söylemiştim. Senin takipçilerine imreniyorum. Zaten artık öyle bir kardeş takipçilik durumumuz da var. Çünkü ben Doğan Kabak kanalına baktığım zaman Babala TV izleyicileri de bu kanalı izliyor. İzliyor diyor. Eminim aynen. Senin kanalında da kesinlikle Babala TV izleyicileri arasına seni izleyicilerini de yansıtıyordur. Ki Pinch programında bir günde binlerce insanı, on binlerce insanı buraya gönderdik. Evet, buradan kaç bin insan bize geldi. Yani o kadar güzel bir bağ var ki aramızda. Bu bağın samimiyetiyle zaten bu kadar çok konuşabiliyorum senin kanalında. Abi. Sen mesela birinci videoda bana dedin ki Range Rover yol tutar, alacaksan Jeep Range Rover al. Yemin ediyorum Doğan Kabağ'ın mesela işte önerisidir. Doğan Kabağ'ın önerisini dinlemeyip mahalledeki arkadaşların önerisini dinleyecek değilim. Abi çünkü... ya şey çok iyi, ondan atsana falan. Hani bu adamları mı dinleyeyim? Hayır. Memnun muyuz? Memnunum tabii ki. Tabii ki memnunum. Bir Marmaris'e gittim geldim. O anda anladım konuyu. Çünkü bu araba yapıldığında kanka ben Gaydir'e, İngiltere'ye fabrikaya gittim. Bu arabanın bize şasisini falan gösterdiler. Bu arabanın şasisi için acayip uğraşıldı. Evet. Alüminyum komple. O yüzden de hem hafif hem çok iyi yol tutuyor. Bayağı uğraştılar bu arabayla. Kanka ne yapacaksın gelecekte? Devam mı? Pinch, mevzular, babanla videolar devam. Ben senin videolarına çok babanın videoları rastlayayım. Eyvallah. ben de öyleyim. Vallahi çünkü adam dolu yani. Aa, ve evet. Yorum yapmıyor. Yani diyor ki bu böyledir. Bu böyledir diyor. Sen de diyorsun ki evet böyleymiş. Tabii öğrendikçe moralimiz bozuluyor. Evet. Ben mesela mevzular izlemeyi, gerçekten babamın çektiği mevzuları izlemeyi yani çok korkuyorum izlerken abi. Ya çünkü moralim bozuluyor. Evet, biraz moral bozuluyor. Biraz da bildiğin şeylerse eğer konular, onlara nereden bakman gerektiğini de adam anlatınca doğal olarak moralim bozuluyor yani. Memleketle ilgili, dünya ile ilgili. Bu arada artık eskisi gibi şey kalmadı. Hani eskiden derlerdi ya ben abi bu ülkede yaşamak istemiyorum, kaçacağım. Bir de batan gemi ilk fareler terk eder diye bir şey var ama Allah'a çok şükür bence bu gemi batmaz daha. Neler gördü batmadı be abi. Her neyse, o otobüs patlamış. Reis koymuş bir yere gidiyor. Bu arada babanın ellerinden öperiz. Eyvallah, kendisine de selamlar. İzliyor seni de. Yani şöyle bir durum var abi. Mevzular devam edecek. Maalesef devam edecek. Keşke öyle bir Türkiye'ye uyansak da mevzular çekmesek. Çünkü mevzular biliyorsun herhangi bir para kaygısı, reklam kaygısı falanı filanı olmayan bir format. Zaten gelen reklamların hiçbirini kabul etmediğimiz bir format. Geçen gün Pinch'in sezon finalinde dedim ki bak, bana henüz yaşım gereği aşı bana çıkmamışken birkaç özel hastane aşı teklif ettiler. Gel story at aşı çek. Tabii gel babacım story at. Hastanemizde ne müthiş. Lan öyle de hastane mi olur?
özel hastaneler var ya, yemin ediyorum insan yani yoğun bakıma girerken sorarsın ya, ben ölsem kaç paraya çıkarım hani falan, bunu sorarsın yani. Kanka, babam çıktı, ben yani ne yapacağımızı şaşırdım. Değil mi? 5 yıldızlı otel gibi yapıyorsun. Acayip. Ama içi boş. Son dönemde doktorlarımıza saygılarımı sunuyorum bu arada. Bu dönemde gerçekten canla başla çalışıyorlar. Bütün sağlık çalışanlarına abi. Bütün sağlık çalışanları da öyle. Doktorlarımız da tabii ki doğal olarak öyle ama bunu eminim yadırgamayacaktır doktorlarımız. Onlar da kabul edecektir. Son dönemde tıp fakültelerindeki eğitim sence eskisi gibi mi? Kesinlikle değil. Şimdi bir uzaktan eğitim başladı. Hocalar, liyakatler falanlar filanlar, biliyorsun konular değişti. Yani ben şu anda eminim ki tıp fakültesi öğrencileri de yadırgamayacaktır. Doktorlar da yadırgamayacaktır. Sağlık çalışanları da yadırgamayacaktır beni ama eğitim çok acayip bir yere gitti. Tıp fakültelerinde de. Şu son dönemde özellikle. Yani özel hastanenin doktoru maalesef hastane kadar pahalı değil artık. Ben her zaman o yüzden kimse üzerine alınmasın, devlet hastanelerine mesela şu an daha çok güveniyorum. Çünkü insanları yönlendirdiler. Efendim sen muayenehane açacaksın ama açma, şöyle yap. Sen şöyle yap. Sen böyle yap diye doktorları da böyle belli bir koridorun içine hapsettiler abi. Eğitimlerini zaten hapsetmişlerdi. Şimdi sen işte daha yeni yaşadın. Peder Bey bir sağlık durumu yaşadı falan oldu filan oldu. Neler gördün ki? Neler gördük kanka, bir bilsen. Kimse işini yapmaya konsantre olmuyor. Bakkalı arıyorsun. Bakkalın çırağı işini doğru yapmıyor ya. Kola diyorsun, Fanta gönderiyor sana. Sonra başka bir işletmeye gidiyorsun. Diyorsun ki bu böyledir. Şunu istiyorum. Aa diyor, öyle olmaz. Böyle olur. O işin kolayını bulmuş. Kimse kendi işini yapmıyor çünkü kimse kendi işiyle övünmüyor. Hep söylüyorum, Amerika'da itfaiye arabası kullanan adamın belgeseli var ya. Şimdi hepimiz dalga geçiyoruz efendim. Tosun Bank bilmem ne. Tosuncuk geldi biliyorsun. Parayı kırmış. Dedi ki 2 sene yatayım çıkayım. Çıkayım dedi. Yiyeyim paraları. Bitcoin'den de kırmış parayı. Tabii. Şimdi bu herif neden mürit toplayabiliyor abi? Çünkü milletin başka şansı yok. Ne yapacak millet? Hırsızlık mı yapsın millet? Doğal olarak insanlar diyor ki bak böyle bir oluşum var. Ben buna para yatırayım. Zamanında da böyleydi. Şimdi millet beni muhalefet yapıyor zannetmesin. Zamanında da böyleydi arkadaşlar. Eski Türkiye'de de bu böyleydi. Parsadanlar vardı. Tabii canım. Efendim işte. Jet Fadıl abi. Jet Fadıllar vardı. Neler efsane vardı. Herkes parasını, titan zinciri vardı. Şimdi kozmetiğe döndü o titan zinciri falan filan. Biraz daha üzerini yumuşattılar. Birazcık daha legal yapmaya çalıştılar falan ama aynı zincir. Adam diyor ki ben kazanamıyorum kardeşim. Ben para kazanmak istiyorum. Çalışınca vermiyorlar. Yatırım yapayım diyor. Hırsızlık mı yapayım diyor. Yatırım yapayım. Yatırım yapıyor adam. O yüzden tabii bu memleketin yatırım yapıyor, doğru. Bu memleketin insanını aptal demek, gerizekalı demek sadece aptallara ve gerizekalılara has bir şeydir. Çünkü bu memleketin insanı aptal ya da gerizekalı değil. Bu memleketin insanı çalıştığı zamanın karşılığını alamıyor. Bir de zamanını satıyorsun sen. Ya sen hayatını satıyorsun. Kaç para senin hayatın ya? Yani bugün adam gidiyor bir işletmede 12 saat çalışıyor. Amerika'da biliyorsun ya da Avrupa'nın bazı yerlerinde saat hesabı. Saatlik 10 dolara çalışıyorum der adam falan. Biz aylık. Yani biz bir ayımızı satıyoruz. Arkadaşlar bu bir ay dediğimiz şey, genç arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki Doğan abinin kitlesi hem genç hem bizim yaşıtımız hem bizden büyük insanların oluşturduğu bir kitleye sahip Doğan abi kanalı ama genç arkadaşlar için söyleyeyim. O bir ayı hayatınız boyunca bir daha geri alamayacaksınız. Biz bu videonun başından şu ana kadar şu an daha yaşlıyız. Bunun bir değeri olması gerekmiyor. Aylık 3000 lira para veriyorlar çocuğa. 3000 lira. Sen bir ayını 3000 liraya satıyorsun. Ama diyorlar ki araba 500 bin lira. Bir arabayı satın almak için hayatının kaç senesini feda ediyorsun? O çocuk gezmek istemez mi? Fotoğraf çekmek istemez mi? Arkadaşlarıyla bir kafede, bir sahilde oturmak istemez mi? Hayır. Hayatta güzel olan şeyleri tamamını elinden alıp çocuğu küçücük Levent'te bir ofise oturtuyorlar bilgisayarın başına. Diyorlar ki sen burada 12 saat çalışacaksın ve 3000 lira alacaksın. Gönderiyorlar tarlaya. Mahsulüne öyle bir fiyat biçiyorlar ki çocuk bir ay çalışıyor genç ama karşılığında aldığı para bu. Doğal olarak hayatımızı satıyoruz. Ve demek ki bizim hayatımız çok değersiz. Efendim bizim çocuklarımız okuldan kafayı kaldırdılar. YouTuber olmaya çalışıyorlar bilmem ne. Biz şimdi bu jipe biniyoruz ya. Çocuk niye okusun yıllarca? Çeksin abi videosunu, o da binsin. Çocuğun aklında artık bu var. Eskiden ben sorardım çocuklara. Bize de sorarlardı. Sen büyüyünce ne olacaksın derlerdi. Şimdi YouTuber diyorlar. Ben derdim ki astronot olacağım. Ben derdim ki doktor olacağım. Şimdiki çocuğa soruyorsun ne olacaksın diye. Çocuk diyor ki ne kadar kazanacağım. Doğal olarak hayattaki her şeyi bize bir bedelle sunarsanız ve bu bedelin kat be kat üstüne sunarsanız bu çocuklar okula gitmeyi istemezler artık. 4 sene 5 sene üniversite okuyacağım da finalde belki iş bulabilirsem inşallah işini sevecek, mesleğini sevecek. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok yani. Çünkü bu bir yetenek meselesidir. Ben bir konuşmacıyım, performerım. Sen yıllar önce dergiler çıkartmış, bu işi A'dan Z'ye bilen, ileri sürüş tekniği uzmanı bir adamsın. Sen bu işi yapacaksın. Bak ben de bu işi yapacağım. Çünkü ben 5 senedir talk show yapıyorum YouTube'da. Adamı YouTube'da 5 sene talk show yaptırırlar mı ya? Lan adama televizyonda 1 sene yaptırtmazlar talk show'u. Arkanda büyük şeyler yoksa. Ne oldu? Talk show deyince otomatik araba bir şey talk oldu. Talk show. Oğuzhan Urgel'e düşündürdü ya. Abi çok özür dilerim ya. Ben yine değil ya. Yok be abi çok. Kusura bakma. Ne olmuş ona lan? Şeyi devirmiş. İlk videoda kemere çok laf etmiştiniz. He. Vallahi mikrofona çarpmasın diye böyle yapıyorum. Onu da bir açıklayayım. Oh rahatladım şu anda, açıkladım. Hakikaten sizler rahatsız olmayın. Sese çıtır pıtır olmasın diye. Çünkü bizim programlarda ses
sesle ilgili hep problemimiz olmuştur. Ama konuk gittiğimiz kanalda da öyle bir olmasın kekoluk diyorsun. Olmasın. Tabii yapmayayım. Peki SVR almıyor muyuz bak? Hadi SS kanka, motora gidelim. Bir bakalım dur. Değil mi? Bir videoda SS motora gitmiştik. Gittik ya. Ya harbiden. Kanka bak gidiyor be. Gidiyor abi. Gidiyor. Çok şükür. Çok şükür. Bir de SVR şimdi çok yakacak. Yaksın tamam. Abi. Yaksın demeyeyim de. Demeyelim. Su artık benzinden pahalı. Ona ne diyorsun? Litrelik su mu? Evet. Hadi ya. Cam şişe ise eğer. Ha, o 7 liraya gördüm ya. 7 lira ya. 1 litre su 7 lira. Yani abi düşünürsen benzin artık sudan ucuz. Kanka ağzına sağlık. Estağfurullah abi. Bir dahaki videoda SVR'de buluşuyoruz inşallah. İnşallah. Bu arada bunu saymıyorum. Bu fenomenlerin arabaları serisine ait bir video gibi gözükebilir. Evet başlık o. Tamam. İşte Oğuzhan Uğur'un yeni arabası. Tamam eyvallah. Ama daha yeni araba bu değil. Değil diyorsun. Kafamızda başka bir şey var. İnşallah Doğan abinin yönlendirmeleriyle o arabayı da halledeceğiz. İnşallah. Çünkü kendisine bildiğiniz gibi Ferrari'yi aldırdık. Yaptık bunu. Harbiden beni öyle bir gaza getirdi ki. Ama her şeyi kadar... 1,5-2 sene öne çektim her şeyi. Abi hiç önemli değil. Gerçekten yaptın. Müthiş oldu. Yani evet. Başkasında olsa küfrü basarım. Eyvallah. Beni biliyorsun. Ama basar. Tam senin araban be abi. Gelin arabası yapıyor muyuz? Sen ne oldu şimdi? Yengeli fotoğraf koydun. Pişman mısın? Anlat. Şimdi asıl videonun izlenmesi gereken bölüm geldi. Hadi niye bakalım. Pişman olayım kanka ya? Sen hayır, fotoğraf koyduğuna pişman mısın? Hayır niye pişman olayım? Hiç değilsin. Hayır sen? Ben de değilim. Ama çok acayip bir şey. Biz tanındığımızı çok fark etmiyormuşuz herhalde ki. Marmaris'e gittim abi. Ben çünkü çekimden eve evden çekime giden bir adamım tamam mı? Marmaris'e bir gittim abi sokakta yürütmediler. Çok teşekkür ederim bu arada herkese. O kadar tanıyan teyzeler, amcalar, gençler, çocuklar. Oğuzhan abi, Oğuzhan abi. Bir de bir saygı duyuyorlar biliyor musun? Bak Türkiye'de Ajdar'ı kim tanımıyor? Herkes tanıyor canım. Tanımayan yok. Tabii ki. İşte o da ünlü. Tabii canım. Ama biraz önce bak arabaya binmeden evvel senin yanına gelen çocuklar, gençler, adamlar, kadınlar. Doğancığım, Doğan Bey. Çok seviyoruz. Bak bu bir saygıdır. O müthiş bir şey abi. Gelip yani o... senin normal bir YouTuber gibi ensene vurup vay abi fotoğraf çekelim mi falan filan yapmıyorlar. Bana da yapmıyorlar. Allah razı olsun. Bizim ulaşabildiğimiz mertebe çok başka bir mertebe oldu. Kesinlikle. Bunu gördüm. Yani ilk defa sevgilim olunca. Çünkü sabah kahvaltıya falan gidiyorum abi. Tabii hiç evden çıkmadığımız için biz normalde arkadaşlar. Gün batımı izlediniz mi? İzledin mi? Doğru söyle. Ben son 6 ayda 7-8 gün batımım var benim. Abi, ama bu yaşa kadar toplasan yok yani. Benim de yok. Benim hiç yok. Canım sevgilim dedi ki bana. Güneş dedi nereden batıyor dedi senin evde. Dedim ne bileyim. Şimdi siyah perdeler otur. Aa bak güneş. İzler miyiz bir güneşin batışını? Abi seninle şu an ben tatildeyim ya. Yanımda sevgilim olunca öyleymiş gibi geliyor. Kahvaltıya falan gidiyorum sabah. Erken uyanıyorum. Köpeğimi veterinere falan götürdü. Dedi bunu nasıl besliyorsun sen? Köpek tribe girdi. Abi dedi hayırdır dedi ya. O beni dedi aç bırakıyor dedi ya. Yok efendim biz döner yiyorken köpek yiyemezmiş. Zararlıymış. Çocuk mama yiyor kaç haftadır. Ama nasıl uyuz oluyor biliyor musun? Sinirli. Öyle bakıyor kıza bak. Ya Oğuzhan oğlum. Bekar bekar takılıyorduk be oğlum. Çok acayip. Ben şeyi çok garip bulmuştum. Biz magazine düşebilecek kadar ünlü olmuşuz seninle. Ya ben kız arkadaşımla fotoğraf koydum ki bunu her pinç programında söylerim. Kız arkadaşım olsun hemen koyarım. Bir de millet saklıyor ya. Niye saklıyorlarsa? Ya koy kardeşim. Ben yıllardır sevgilim yok olunca tabii ki koyacağım. Her dakika koyacağım. Anladık ulan sevgilin var falan bile diyen oldu yani. Ama mesela fotoğrafı bir koydum abi. Ertesi gün CNN Türk, Habertürk, Posta Gazetesi, Sözcü Gazetesi, bilmem ne gazetesi. Oğuzhan Uğur aşk yaşıyor falan. Lan kime ne? Ya gerçi benimki haber değeri taşıyor şu tipe bak. Kız çünkü çok güzel bir kız da. Bu ironiyi anlayabilirim eyvallah da. Ya şimdi şeyden ben korkmaya başladım mesela Allah korusun. İnşallah öyle bir şey olmaz ama dünya hali bu. Ya kimse ayrılmak için sevgili olmaz ya da evlenmez. Ama yarın bir gün diyelim ki oldu ayrıldık biz. Ben ne yapacağım abi ertesi gün gazete mi okuyacağım? Kızın film çekimi var Marmaris'te. Ben de bir büyük romantik öfkeş olarak benim hanımım film çektiği yere gideyim de onunla birazcık zaman geçireyim diye atladım abi. Tatilimi Antalya'da orada burada yapacağım ama Marmaris'te yaptım. Ne yazmışlar biliyor musun? Ha, sonra da normal bildiğin halk plajının yanında bir masada oturduk. El ele tutuşup fotoğraf çektirdik. Oğuzhan Uğur ve işte aşk yaşıyor. Marmaris'te bir teknede tatil yapan ünlü çift. Hı? Tekne mi aldın? Bize mi söyledin? Abi işte ya keşke. Yazmışlar öyle. Tamam eyvallah. Bunda ağır bir şey yok. Ama fason. Fason yani. Peki bir ayrıldık biz diyelim. Diyelim bir de çok seviyorum hala. Nasıl Twitter'a gireceksin? Nasıl ben şimdi nasıl gireyim abi Twitter'a? Bir de sizler değil tabii ki sevgili izleyiciler ama çok acımasız insanlar. Yani empati yoksunu insan çok fazla. Yani sabah kediyi öldüren adamla akşam girip hiç tanımadığı biri hakkında darbe vurucu cümleler kuran adam arasında ben bir fark göremiyorum abi. Çünkü bunun adı empati yoksunluğudur. Bana olsaydı ne olurdu, ne yapardım diye düşünemeyen o kadar zavallı adamlar var ki sosyal medyada. Şimdi biz ayrıldık diyelim. Kim aldattı? Yoksa aldatılma mı var? Oğuzhan Uğur yoksa zaten seksist, faşist bir piç kıza kötü bir şey mi söyledi? Ya böyle haberler çıkarsa abi? Ya ben mesela şu anda aşk acısı yaşayamayacak mıyım? Diyelim ki ben çok seviyorum. Kızcağız baktı ve dedi ki kendine geldi böyle. Normal olanı yaptı. Tabii normal olanı yaptı ve dedi ki ha bu ne? Benden ayrıldı diyelim. E şimdi bu kızcağız başka biriyle sevgili olduğu zaman bana şey mi yazacaklar? Biliyorum yazacaklarını. Sevmeyen tayfa. Oo sen yengeyi öpüyorlar falan filan. Ya da işte oo bak gördün mü seni çabuk unutmuş. Ya yapmayacaklar.
benzer mi abi? Kesin. Yani biz beni bir pitbull'a benzetmişler. Benziyorum da, yalan yok. Çok da güldüm. Ya anladım oğlum, gördüm lan. Sosyal medya kullanan tek siz değilsin. Hatırlıyorum. Gıcık olanların tamamı. Aha gördün mü? Gördün mü? Sen pitbull, sana köpek demişler falan. Evladım ben mağarada yaşamıyorum ki, ben de görüyorum. Ama senin görüp acı çekmeni isteyen o kadar çok insan var ki. Benim gerçekten en büyük korkularımdan biri bu. Yani aşkımı yaşamak istiyorum. Güzel güzel. Ama yarın bir gün olur. Hayat bu. Ayrıldık diyelim. Acaba neyle karşılaşacağım? Of. Of, acayip bir mesele. Ne güzel anlam. Kaç saat oldu bu sefer? Geçen sefer 1,5 saatti. Harbi mi? Çok özür dilerim yine ya. Ya abi ne güzel işte. Kurgucuya buradan selam. Saygı duruşu. Sen peki ne yapmayı düşünüyorsun? Magazin senin de peşinde mesela. Şimdi senin öngörün ne mesela manitacılıkla ilgili? Bir de ben mesela yıllardır benim sevgilim olmuyordu ya. Abi ben evlenip çocuk yapmak istiyorum. Aa bu bir teklif mi? Yayında. Yengenin bundan haberi var mı? Var tabii ki canım. Konuşuyoruz. Oo. Bir dakika yani nasıl yani? Kanka, Doğan Kabak. 41 oldum artık. Ne zaman çocuk? Çocuk abi, seviyorum. 41 kere maşallah da biz de çocuk seviyoruz. Biz de artık ya insan şey diyor biliyor musun? Bir yere kadar kendin için yaşayabilirsin. Doğru. Bir süre sonra artık bir evlat yetiştirmen gerekiyor. Biz kesinlikle. Bu memleketin taşını toprağını seviyoruz da öyle seviyoruz diyerek sevmek olmuyor. Bu memleketi hayırlı bireyler Ağa Güneş Batı'ya. Ya Doğan. Kesinlikle abi yetiştirmek lazım. Sen evleniyor musun? Mesela ben tabii ki bir evlat istiyorum ama abi bu tek taraflı bir şey değil ki. Mesela ben tek başına karar almaya çok alışmışım biliyor musun? Ben de öyle. Mesela hayallerimde hep sana anlatıyorum zaten abi arkadaşız. İşte böyle bir hangar gibi bir evim olsun istiyorum. İçine arabayla girilen. Gece moralim bozulduğu zaman abi açayım müziği son ses arabamı cilalayayım. İşte koltukta oturayım kitap okuyayım falan filan. Hep böyle buna göre hayal etmişim hayatı ilerisine. Şimdi? Bir anda iki kişi oluyorsun abi ve doğal olarak iki porsiyon düşünüyorsun hayatı. Çünkü hayat senin isteklerinden ve zevklerinden ibaret değil. Yanında bir kadın var ve onun zevklerine ve isteklerine de doğal olarak vakit ayırmalısın. Bencillikten sıyrılıyorsun. Benim kalbim mesela duvar gibi olmuş. Hayatıma o kadın girince bir anda o duvar çözüldü biliyor musun? Daha duygusal bir adam olmaya başladım. Empatim yükseldi benim de. Yani şimdi her şeyi iki kişilik düşündüğüm için evet elbette çocuk istiyorum ama bir de hanıma sormak lazım bakalım o istiyor mu? Aa bir dakika senin yenge kabul etti mi? Benimki zaten istiyor. Allah Allah ya. Ama dediklerinde çok haklısın abi. Çünkü şöyle benim evimin salonuna gelse motosikleti var. Evet. Şimdi bana kalsa ben ikinci motosikleti de koyarım. Ceyda abi Fırat'ın videosu da gördük. Anladın mı yani? İkinci motoru da koyarım. Hani öyle kafada bir adamım ama şimdi onu oradan kaldırıp yemek masası koymak lazım. Ama yani böyle bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Zoruna gidiyor değil mi biraz? Ya gidiyor demeyeyim de. Gidiyordur gidiyordur. bir şey itiraf edeceğim. Bu videoda itiraf edeceğim. Gerçekten benim zoruma gidiyor. Zoruma gidiyordan kasıt eriniyorum, çok kahroluyorum, bir köşeye çekilip böyle üzülüyorum falan değil. Garipsediğim için zoruma gidiyor. Yani mesela yerden çorabımı falan kaldırıyorum ben şu an. Bak benim haftada bir temizlikçim geliyor şu anda. Bana 2 ayda bir gelirdi temizlikçiler. Beni böyle cam şişeler işte çöplerin arasından beni bulup böyle uyandırırlardı. Olsan be çıkın temizleyeceğiz derlerdi. Öyle olurdu o ev. Ben tabağı bulaşık makinesine koyuyorum mesela. Lavabonun içine atmıyorum. Onu alıştırdı. Ay. Şu an bulaşık makinesinin içine koyuyorum. Çok acayip. Yani orada durmasına gerek yok. Çok acayip. Yenge sigara kullanıyor mu tütün mamulleri? Evet. İyi en azından. Ben balkonda sigara içiyorum. Şaka yapıyorsun. Ben ne kira ya? Veriyorum o zaman oraya ya. Balkonda sigara içirtiyor bana ya. Şaka yapıyorsun. Bıraktıracak ya. Şimdi azalttırdı mı? Bana arabada yasak. Evde yasak. Balkonda bayağı bildiğim böyle dayı gibi. Elimde kül tablası. Çay inşallah varsa. Sigara böyle balkona çıkıyorum. Hanım ben sigara içmeye çıkıyorum diye. Oğlum akşamları alayım gezdireyim seni birkaç. Abi ne olur. Geliyor mu? Ha yok değil mi? Uzak bir yerdeyiz şu an tamam. Ben büyük hanım köylüymüşüm baba onu öğrendim. Kılıbıkmışım yani. Hafif. Ben de onu fark ettim şimdi. Abi bak bana bir anda inme iniyor biliyor musun? Mesela romantik mod var bende. Mesela hadi araba videosu bu hadi bakalım. Şimdi biliyorsun sport, evet. Sport plus, evet. Race modu. Evet. Bende de abi normal bir de romantik mod varmış. Sırf kız deniz kenarından gitsin diye geçen Gebze'ye gidiyoruz. Sahil yolunda bir döndüm abi. Anam bir trafiğe girdi. Ya bir anda hiç düşünce gelmiyor kafana. Yani zekice düşünemiyorsun romantik olduğun zaman. Çiçek alayım ona onu çiçeklere boyayım falan. Saçma sapan hep şeyler. Hep iyilik yapmak istiyorum. Evet abi. Deniz kenarı görmeyen yerde yemek yedirmek istemiyorum kadına ya. Yani acayip gün acayip şeyler. Gün batımı zaten şu an. Balkonda çay. Sen ne fedakarlık. Allah sorumuzu hayretsin. Tamam kapatacağım. Allah sorumuzu hayretsin. Sen ne fedakarlık. Bir şey diyeceğim. Ne fedakarlık abi onu söyle. Kapatacağız ya bir dakika. Onu söyle bir ne fedakarlık yapıyorsun. Kanka şöyle. Bir kere tabakları hafif bir yıkayıp bulaşık makinesine atıyorum. Lavabonun içine bırakmıyorum artık yani. Bizde de hep gelirdi abla yapardı. Sen yine lavabonun içine bırakıyormuşsun. Ben frizi bir gibi evde diğer yapma koltuğun ya. Üzerine atıyordum ya. Çıkardığım eşyaları sağa sola atmıyorum. Gidip kirli sepetine atıyorum. Allah Allah. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Az kalmış ya. Tamam. Motoru çıkartacağım. Yemek masası koyacağım onun yerine. Motoru ne yapacaksın? Vereyim istiyorsan sana. Yok bekar bir arkadaşına ver. Ben nereye koyacağım? Kesin kızar. Videonun sonu şöyle bir çek. Bak şimdi. Gün batımı izliyorum. Gün batımı ben de izliyorum abi. Spora gidiyorum. Kahvaltıya gidiyorum. Spora ben de başlayacağım. Her gün göbeğime bakıyor ya. Ya evin içinde sanki benim bir tane başçavuş var. Ben de erim. Kanka bizde şöyle oluyor. Göbeğimi içine çekerek şey yapıyorum. Biz şimdi mesela arkadaşlar bu videoyu 2 saatte falan çektik. Ondan sonra hani tabii ki çok dünyanın en yorucu işini yapmıyoruz yani. Ama insanız biz de yoruluyoruz yani. Elbette. Eve gidiyorum. Şöyle ayaklarımı uzatayım diyorum. Bir dinleneyim.
Hadi bakalım spora. Bakıyorum kendimi ben eliptik yaparken abi çok acayip. Bizi niye değiştirmeye çalışıyorlar ya? O senin için ne yapıyor? Ne fedakarlık yapıyor? Yapıyor canım, fedakarlık yapıyor. Ne yapıyor mesela? Mesela bulaşıkları bulaşık makinesine koyacak. çok politiksin. Sen bir şey söyleyeyim, çok politiksin. Ne yapıyor düşünüyorum. Mesela yapıyor Instagram'da ya? Mesela yok, diyelim ki ya. Instagram'da böyle karın kaslı bir adamı takip ediyor ve sen şey dedin mesela bu nedir falan. Yok öyle bir şey yok ya. Hiç öyle bir şey. Hiç takip etmedi zaten diyorsun. Etmedi. Tamam. Ediyor mu ya? Bak yap abi etmedi. Vallahi ben şarkıcılar hepsi ayıkladın mı? Karın mankenler falan dedim ki bunlar dedim lütfen dedim. Emekli mankenler kalsın diğerleri. Yok ya yapmadık da böyle bir şey de. Ya bu yaşta da yapamıyorsun ki abi. Evet. 20 yaşında da değiliz ki artık. Evet, ama istiyor insan yapmak. İstiyor gerçekten. Ben tam güneş şu an öpüşmemiz lazım. Yoksa yapma arabada. Oğuzhan Uğur konuğumuzdu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Aa Ümit bagajda kaldı. Yapma ya. Bagaj testi.